Günaydın. Bugün günlerden pazar. Bugün birazcık işlerimiz var. Onları halledeceğiz. Eğer gidebilirsem pazara gideceğim. Turşuluk almak istiyorum. Turşuluğun artık son demleriymiş. Kaçırmak istemiyorum. O zaman temizliğe başlayalım. Şimdi elektrik süpürgemin toz torbasını değiştireceğim. Ben toz torbalı süpürge kullanıyorum. Beko markası. Açıyorum. Epeyce dolmuş. Çıkarıyorum. Yenisini yerleştiriyorum. Şimdi malum toz torbasını değiştirsek de elektrik süpürgelerinde belirli bir toz gibi yani tuhaf bir koku bırakıyor. Biz de bu kokuyu engellemek için hemen ne yapıyoruz? Tabii ki şekerli vanilin. Bunu ne yapıyorum? Hemen toz torbası bölümüne boşaltıyorum. Evet, hepsini döktük. Bu sayede süpürürken evimiz mis gibi kokacak. O zaman kolay gelsin bana. Geldik günün menüsüne. Bugün İbrahim sağ olsun temizlik yaptım çok yoruldum diye hemen pratik bir şeyler almış. Bugün köfte patates yapacağız. Yanına biraz pilav, biraz da salata yapacağız. O zaman başlayalım. Dondurulmuş patates. Ve 1 kiloya yakın köfte. Bunu acaba yağda mı kızartsam yoksa tosta mı kızartsam onu bir sorayım. Evet, patateslerim kızarıyor bir yandan. Köfteyi tavada yapmaya karar verdim. Çok az yağ koydum.
İbrahim köfte, patates, pilav seviyor. Yanına biraz pilav ekliyorum. Bir de salata yapacağım. Küçük tencerelerde, daha doğrusu sahanlarda yapıyorum ağzı kapaklı. Bizim için tüketmesi daha kolay oluyor. Diğer büyük pilavlık tencereler epey büyük geliyor 2-3 kişi için. Böyle küçük, hem pratik hem de israfsız oluyor. Patatesimin iç sosu kızarmak üzere. İyice çıtır çıtır olmasını istiyorum. Bir yandan da salatalık malzemelerimi yıkayacağım. Salata yapacağım. Yan altını kısıyorum. Şekilleri yanmak üzere. Pilavım iyice kavruldu. Hatta şehriyelerim yanmak bile üzereydi. Hatta biraz yandı da. Artık yapacak bir şey yok. Üzerine su ekliyorum. Bugün derbi var. Derbi için heyecanlıyız. İbrahim kaybedeceğimiz yönde bir hissiyatı var ama ben kazanacağımıza inanıyorum. Evet, pilavın altını açıyorum. Kapağını örtüyorum ve kaynamaya bırakıyorum. Su kaynamaya başladığı zaman da köftelerimi koymaya başlayacağım tavaya. Pilavımın da altını kapatıyorum, kapağını kapatıyorum, biraz da onu demlendiriyorum. Salataya devam ediyorum. Köftelerimi çeviriyorum. Ve soframız hazır. Bugünkü salatamızı mısırlı yaptım. Size afiyet olsun. Mısırlı yaptım. Babası maç izlerken kızımızı balonla oyalıyoruz. At anneciğim. Aferin benim kızıma. İbrahim maç izlerken tabii kendini kaptırdı. Kola ve çekirdek gibi böyle atıştırmalık.
Sonra dedik ki ne yapalım ne yapalım. Yemek sepeti bana bir görmüştüm ben bir buralarda. Dedim ki hadi oradan sipariş edelim. Oradan şimdi ilk alışverişimizi yaptık. Çok da memnun kaldık açıkçası. Hem fiyatı çok iyi, hem de çok hızlı getirdiler. Aldıklarımızı gösterelim size. Bir tane Nesse'nin portakallı bademli beyaz çikolatasını aldım. Gerçekten çok güzel bir şeye benziyor. Nehir'e bir tane kek aldım. Nehir'e bir tane düdüklü şeker de aldım ama tabii sağ olsun hemen o gelir gelmez açtı paketi. Bir tane Tutku. Bir adet çekirdek. Ve bir adet kola. Yani toplamda 25 liralık bir alışveriş yapmış olduk. Tabii bir de şekeri ilave edersek gayet memnun kaldık. O zaman birazcık keyif yapma zamanı. Burada yumuşatıcı kaynatıyorum. Ben genelde böyle kokulu bir yemek yaptığım zaman, ağır koku kaldığı zaman böyle yumuşatıcıyı cezveye koyup üstüne biraz su koyuyorum, kaynatıyorum. Etrafa gerçekten güzel koku yayıyor ve kalıcı olduğunu düşünüyorum. Öyle bu şekilde. Evet, videoyu editlerken videonun kapanışını yapmamışım. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Hoşça kalın da anneciğim. Hoşça kalın. Hoşça kalın.